Söz sırası Samsun Milletvekili Sayın Kemal Zeybe ait. Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2021 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Türkiye bilime ve teknolojiye verdiği önem kadar yükselebilecektir. Türkiye'nin milli gelirden Ar-Ge harcamalar için ayırdığı pay ABD ülkelerinde ortalama 2.4 olduğu halde Türkiye'de %1'dir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tek adam talimatı Cumhurbaşkanlığı tarafından ayrılan 12.6 milyar liralık yaklaşık bütçesi bakanlığın 4.1 milyar dolarlık destekler için ayrılan bütçesi sanayiciye destekçi olamaz. Bakanlığın yayınladığı sanayi strateji belgesinde öngördüğü hedefleri milli ve yerli sanayi ile teknoloji odaklı sanayi hamlesinin bakanlıkça uygulanan teşvik ve destek uygulamalarla ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye ekonomisi küçük ve orta boy işletmelere dayanıyor. Sanayilerde çalışanların %60'ı %70'i küçük işletmelerde istihdam ediliyor. Bu işletmelerin destekler olmadan ayakta kalmaları da mümkün değildir Sayın Bakanım. Daha vahimi bu işletmelerin ekonomik faaliyetten çekilmeleri işsizliği %50 aşabileceğini söylemek kainat sahibi olmak değildir. Bu şimdiden gözüküyor Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir başka adı da Teşvik Bakanlığı'dır. Ülkemizin sanayisinin ve teknolojisinin gelişmesi çok önemlidir. Bakanlığın uyguladığı teşvikler çok fazla mevzuatlarla dolu olup hangi sektöre, hangi kuruluşa destek ve teşviklerin verileceği bilinmemektedir. Teşvik sisteminin basitleştirilmesi ve mümkün olduğunca tek bir kuruşta toplanmalıdır Sayın Bakan. Sanayi Bakanı bütçe kitapçığında belirttiği üzere 10 yılda 3.2 milyar lira yatırım ve teşviklere kredi faiz destek ödemesi yapıldığını anlatmakta. Son 10 yılın bütçesini 2020 yılı bütçesiyle eskalasyon yaptığımızda yaklaşık 8 trilyon lira para eder. Böylesine kullanılan bütçede 3.2 milyar lira teşvik faizi verilmesi, desteğe verilmesi yeterli değildir, gülüştür. Yatırım teşvik belgeleri yatırımlarda kullanılan kredilerin faizleri %100 devlet tarafından karşılanmasıdır. Karşılanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da bunu mutlaka yapacaktır. Sizin uygulamalarınız ise bu desteklerle işsizlik %20-%30'lara devam eder. Sanayi gelişmez, yatırımlar yapılmaz, üretim olmaz, dışa bağımlılık artar. Her yıl 70-80 milyar dolarlarla cari açıklar devam eder. Bütçeyi yapan, her şeyi ben yaparım, ben bilirim diyen tek karar alıcı Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu bütçeyi siz yaptınız, bakanın eline de verdiniz. Sanayiciyi destekleyin, yatırımcılara daha çok kredi kullanım miktarları açılsın. Kullanılan kredilerin taksit ödeme süreleri uzatılsın. Faizlerin %100 tamamı ödensin. Yatırım olsun, istihdam olsun, üretim olsun.
İnsanlar iş bulsun. Karşılıklı para basarak bu ülkeyi başlandırdınız. Çocuklarımızın geleceğini yok ettiniz. Merkez Bankası'nın aracılığıyla Halk Bankası'na, Vakıflar Bankası'na, Ziraat Bankası'na ülkenin elde etmediği, karşılığı olmadığı paraları pompaladınız. Sayın Bakan, bu ülkede sanayicinin yatırım yapması, işçinin üretimin iş bulması, üretim yapması, sağlıklı ülkenin ekonomisinin büyümesi demektir. Bu bütçede sanayicinin, esnafının, çiftçinin, sanatkarın, memurun, emeklinin, öğrencinin, hakkı yenenlerin bütçesi değildir. Arkadaşlar, dün ilimde bir olay oldu. Canik ilçemizde bir yurttaşımız ellerine iş aç yazarak intihar etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzücü bir olay. İşte eline iş aç yazıp intihar eden, bu ülkeyi bu hale getiren, bu insanların intiharlarına neden olan bu siyasal iktidarı kınıyorum. Evet.